Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Sayın Engin Karaaslan. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Merhaba. Merhaba. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Öncelikle bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben Doktor Engin Karaaslan, deri ve zührevi hastalıklar uzmanıyım. Şöyle, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2012 yılında mezun olduktan sonra bir yıllık mecburi hizmet sürem oldu. Daha sonrasında 2014 yılında yapılan tıpta uzmanlık sınavı ile ülkemizin güzide hastanelerinden olan Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi dermatoloji bölümünü kazandım. Burada ihtisas yapmaya hak kazandım. O günden beri de 4 yılı ihtisasta, 3 yılda uzmanlıkta olacak şekilde 7 yıldır dermatoloji camiasında halkımıza hizmet vermeye çalışıyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Maşallah, Allah Sağ bağışlasın. olun, Allah razı olsun. Evet, neden dermatoloji ve 2012 yılında seçtim dediniz, değil mi? Evet, şöyle ki biz hekimlerin tıpta staj gördüğü 4. 5. 6. sınıflarda az çok kafamızda branşlar, seçeceğimiz branşlar şekillenir. Ben de tıp eğitimim sırasında tıp fakültesindeyken işte gerek hocalarım, gerek asistan dermatoloji alanındaki asistan abilerimiz, ablalarımızdan bu alanda etkilendim. Bir de hani vücudumuz en büyük organı olan aslında deriye olan ilgim bu dönemde başladı. Deri hastalıklarına olan ilgim bu dönemde başladı. Küçük ufak dokunuşlarla da hastaların mutlu olması, bu anlamda memnuniyetin yüksek olması beni dermatolojiyi seçmeye meylettirdi. O şekilde söyleyeyim. Evet. Ve aslında tıpta da alan olarak, branş olarak o yıllarda gerçekten yükselişe geçen ve şimdi de tamamen artık Evet. yıldızı parlayan bir branş, değil mi? Şu an için öyle. Özellikle bu uzmanlık sınavında yüksek alan arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız dermatolojiye çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Ve bu ilginin de giderek artacağını düşünüyorum. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için de bu aslında böyle yani. Evet, gerçekten de öyle. Yavaş yavaş nasıl genç kalacağımızın, cildimizi nasıl genç tutacağımızın çaresi bulunacak sizlerin sayesinde, değil mi hocam? Evet, inşallah bir şekilde bu alanda daha da ilerlemeyi hedefliyoruz. İnşallah. Tüm camia olarak. İnşallah. Dermatolojinin kapsamı ve alanları nelerdir diye sorsak size. Şimdi dermatolojinin kapsamı çok geniş. Öncelikle zaten derimizde gördüğümüz tüm lezyonlar haricinde tırnak, saç gibi deri eklerinin hastalıkları, yine oral mukoza, genital mukoza gibi mukozal bölgelerin hastalıkları, bunun haricinde deri bulgusu olan sistemik hastalıklar ve en önemlilerinden birisi yine cinsel yolla bulaşan hastalıklar bizim ilgi alanlarımıza, kapsam alanlarımıza giriyor. Bunun haricinde de spesifikleştiğimiz alanlar var. Örneğin çocuklardaki deri lezyonlarla uğraşan pediatrik dermatoloji, yine derinin tümöral oluşumlarla uğraşan dermato-onkoloji, derinin histolojik tanısıyla uğraşan dermatopatoloji, alerji ve immünoloji ve bunun yanında da benim kendi ilgi alanım ve spesifikleştiğim alan olan dermatocerrahi ile kozmetik dermatoloji, spesifikleşme alanları henüz resmi olarak yan dal olarak sayılmasa da ileride bunun da gerçekleşeceği düşünülüyor. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Peki, şu anda nerede çalışıyorsunuz hocam? Şu anda Balıkesir'de kendisi de uzman doktor olan ve medikal estetik uygulamalarla ilgilenen abimle birlikte bir özel klinik açma sürecindeyiz. Çok kısa bir zaman kaldı. Sadece bir ufak tefek ruhsatlandırma işlemlerini bekliyoruz. Yakında Balıkesir'de halkımıza bu anlamda hizmet sunmaya başlayacağız. Hayırlısı olsun diyoruz. Sağ olun. Çalıştığınız bölgeye katkınız ne olacak? Bir kere biz bu kliniği açmadan önce bir genel bir fizibilite çalışması yaptık. Şimdi tabii
özel dermatoloji ve medikal estetik uygulamalar üzerine İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde bu talep karşılanabiliyor. Ama Balıkesir'de baktığımızda çok da fazla sayıda olmadığını, hatta Balıkesir merkez için hiç olmadığını görebiliyoruz. Biz de burada ilk olalım. Bu nedenle çevreye giden sevgili Balıkesirlileri de kendi memleketlerinde bu hizmeti alabilecek şekilde bu talebi karşılayalım istedik. Bu anlamda katkımız olacağını düşünüyoruz. Evet. Peki kliniğinizde hangi işlemleri yapıyorsunuz, yapacaksınız? Kliniğimizde deri hastalıklarının tanı tedavisi haricinde tabii botoks, dolgu, PRP, mezoterapi, örümcek ağı ya da Fransız askı gibi isimler alan ip uygulamaları, bunun dışında lazerle cilt tedavisi gibi birçok aklınıza gelecek birçok kozmetik uygulamayı, bunun yanında da küçük böyle deriye yönelik minimal cerrahi uygulamaları da yapmayı planlıyoruz. Yani elimizden geldiğince tüm imkanları sunacağız burada hizmet alanlara. Evet. Peki son dönemlerde kozmetik ve medikal estetik işlemlere olan ilginin artması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şöyle ki tıp alanında, teknoloji alanında gelişmelerle birlikte hasta memnuniyetinin maksimum olduğu, komplikasyon risklerinin de en az olduğu birçok kozmetik uygulama, medikal estetik uygulama hayatımıza girdi. Bu da gittikçe gelişiyor. Tabii sosyal medyanın, görsel medyanın da hayatımızda olmasıyla birlikte insanlar bu durumun da farkına varıyor. Gerek hekimler arasında olsun, gerek hizmet almak isteyen insanlarımız arasında olsun muazzam bir ilgi doğuyor bu alana. Tabii bu ilgiyi de karşılayacak şekilde uygulama sayıları da artıyor. O şekilde söyleyeyim size. Evet. Fakat şu da var ki kozmetik ve medikal estetik işlemlerde gerçekten dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Evet, evet. İşte bunlara tabii da biz uzmanına sormak istiyoruz. Çünkü biraz da suistimale açık bir hale getirildi gibi hocam. Doğru. Şöyle ki hani burada aslında dikkat edilmesi gereken şey hastalar açısından ve hekimler açısından diye ikiye ayırmak gerekiyor. Hastalar açısından şu olmazsa olmaz veya zaten dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bu işlemi bir kere hekim elinde yapması. Mümkünse de branşında uzman hekim elinde yapması, vücut bütünlüğünü onlara emanet etmesi gerekir. Bu dikkat etmesi gereken tek belki de en önemli unsur, anahtar unsur. Hekimler açısından da şu önemli. Bu işlemlere ilgi duyan hekim arkadaşlarımız açısından önemli olan bir, hastayla iyi iletişim kurabilmek. Hasta bizden ne istiyor? Biz hastaya ne verebiliriz? Bunun iyi bir şekilde çıkarımını yapmak gerekiyor işin gerçeği. Bunun dışında iyi bir anatomi bilgisi, yüz anatomisinin iyi bir şekilde öğrenilmesi örneğin bu işin olmazsa olmazı. Tabii en önemlilerinden birisi komplikasyonu yönetebilme becerisi. Yani biz doktorların hemen hepimizin başına gelir. Bir hastada komplikasyonu yaşarız ama hekimi hekim yapan şey komplikasyonu yönetebilme becerisidir. Eğer komplikasyonu yönetebiliyorsanız siz iyi bir hekimsinizdir zaten. Hastalar da sizin elinizde güven duyar, rahatlarlar. Bu önemli. Son olarak da yine hekimler açısından çünkü dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de mesleki etik değerlerden uzaklaşmadan bu işlemleri yapmak. Bunlar dikkat edersek bu anlamda, bu alanda her türlü olumlu gelişmelere açık oluruz. Ama yok dikkat etmezsek suistimaller de bizim peşimizi bırakmaz, öyle söyleyeyim size. Evet, gerçekten de öyle. Ama burada sadece hekimlerimizin değil, bizlerin de yani vatandaşların da sorumlulukları var. Tabii. Onların da taşıması gereken sorumlulukları var ki çok iyi araştırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani burada dediğim gibi
vatandaşın üzerine düşen en büyük görev ve yani bu şuna dikkat edince zaten işin %90'ı bitiyor. Yani kendini hekim eline bırakacak. Tıbbi bir işlem sonuçta bu. Ve mümkünse de işin branşında olan, bu işin eğitimini almış hekimlerin eline bırakacak. Evet, kesinlikle öyle. Ve yasal prosedürlere uygun bir yerlerde olacak bu işler. Yani o özel klinik, özel hastane vesaire bu şekilde. Ya da işte yani bir hastane ortamı, öyle söyleyeyim size. Bir hastane ortamında olacak o şekilde. Evet, çok doğru. Bir klinik ya da hastane ortamında olması gerekiyor. Ama maalesef sosyal medyanın da biraz köpürtmesiyle birlikte çok güzel hazırlanmış bir vitrin, evet, ve işin hekimi değil, sadece eğitimini almış bir kişi tarafından yapılan uygulamalar gün geçmiyor ki yine medyada karşımıza çıkmasın. Tabii yani maalesef bu durum oluyor. Çünkü dediğimiz gibi suistimale çok açık. Hani ciddi finans anlamında ya da maddi girdi çıktı anlamında ciddi şeylerin döndüğü bir alan. Bu da tabii kötü niyetli insanların kullanmak istediği bir durum. Evet. Bu yüzden de suistimale açık ve insanlarımıza dikkat etmezse işin gerçeği, haberlerde duyduğumuz olumsuz gelişmeleri duyabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani az önce üstünden geçtiğimiz o bahsettiğimiz anahtar noktalara hastalar, hekim arkadaşlarımız da dikkat ederse bu olumsuz gelişmeler en aza inecektir. Öyle inanıyorum. Evet. Böylece biz de istediğimiz her şeye çok daha kolay ve güvenilir ve sağlıklı bir şekilde kavuşabileceğiz. Aynen öyle. İşin özü bu diyorsunuz hocam. Aynen. İşinizin keyifli ve zor yanları vardır. Şimdi şöyle, keyifli yanı az önce zaten mesleği seçmeme neden olan o ufacık dokunuşlarla insanlarda muazzam mutluluklara neden olmanız. Yani bir kere bir insanın hayatı değişiyor bununla birlikte. Bu çok keyif verici bir şey. Yani hastalar mutlu olunca, gülünce biz de mutlu oluyoruz, biz de gülüyoruz. Bu bir, yani bir de yani dediğim gibi yani her türlü gelişime açık. Yani ben bu gelişmeleri takip etmekten de hoşlanıyorum, keyif alıyorum. O şekilde söyleyeyim size. Bunun haricinde benim zorlandığım bir alan yok. Ya işin gerçeği, işim de severek yaptığım için belki de o zorluklar gözüme gelmiyor, öyle söyleyeyim size. Evet, evet, gerçekten de öyle. Çünkü bu gözlerinizden belli oluyor işinizi ne kadar severek yaptığınız, o ilk günkü heyecanı hali hazırda yaşadığınız belli oluyor. Aynen. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz hocam? Şöyle, öncelikle COVID-19 pandemisi nedeniyle canla başla çalışan çok değerli sağlık emekçilerinin ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani teşekkür etmek istiyorum. Onları gönülden tebrik ediyorum. Bunun haricinde yine COVID-19 pandemisi nedeniyle vefat eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun dışında bir dermatolog olarak da hastalarımıza şunu demek isterim. Sağlıklı bir cilt, sağlıklı bir bünyenin de göstergesidir. O yüzden cildinizi koruyun, cildinizi önemseyin. En ufak bir lezyonda da cildinizi mutlaka dermatologunuza emanet edin. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bizlerle paylaşmış olduğunuz kıymetli bilgiler için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun, hoş gördük. Ben teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, dermatoloji uzmanı Doktor Sayın Engin Karaaslan konuğumuz oldu. Hoşça kalın.